İş dünyasının değerli temsilcileri, hepinize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Ticaret Bakanlığımızın düzenlediği Ticaret Müşavirlerimiz Elektronik Sohbetler Toplantısının 103.sü bugün yapılıyor. Irak için ise bunu ikinci defa yapıyoruz. Bugünkü programımızda öncelikle genel olarak Irak'ın görünümüyle alakalı, seçimler sonrasında Irak'taki beklentilerle alakalı ve genel Irak ticaretine dikkat etmemiz gereken hususlarla alakalı bir sunum yapacağım. Daha sonra bu programımızı daha çok tecrübe paylaşımı olarak düşündük. Irak'ta uzun zamandır faaliyet gösteren değerli firmalarımızın temsilcileri kısa sunumlarını yapacaklar. Onlardan aramızda bugün Tekimaş Medikal firmasının temsilcisi İbrahim Metem Tuncel Bey var. Tekimaş firması inşaat ve sağlık sektörü alanlarında Irak'ta faaliyet gösteriyor. Bistex Tekstil firmamızın yönetim kurulu başkanı İhsan Uğurlu Bey var. Onlar da tekstil ve perakende sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Yüksel Dış Ticaret'ten Ülke Müdürü Yüksel Bilen şu anda aramızda değil, katılacak sanırım. O da geldiğinde dış ticaret ve nakliye alanlarında faaliyet gösteriyorlar. Yine Gürba İnşaat firmamızdan Ülke Müdürü Kemal Gürba Bey aramızda. Rega Asfalt firmasından Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Cihan Bey. Ve Biltek İnşaat firmamızdan Proje Müdürü Barbaros Semizer Bey aramızda. Bu firmalarımızda Irak'ta inşaat, müteahhitlik, altyapı işlerinde uzun yıllardır tecrübesi olan firmalarımız. Bu sektörler her zaman Irak'ta ihracatımızın da lokomotif sektörleri. Onlar da hem tecrübe paylaşımı yapacaklar, hem Irak'ta son durumdan bahsedecekler, hem de naçizane verebilirsek olursa sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Sunumları arka arkaya yapacağız. İlk önce soru cevap ve değerlendirme kısmı son kısımda. Katılımcılar sorularını chatten yazılı olarak iletebilirler. Kısa giriş yaptıktan sonra genel müdürümüz aramızda değil herhalde, değil mi Sayın Evet, Başkanım? evet, evet, evet. Siz bir takdim yapmak ister misiniz? Memnun olurum. Ben sözü Ticaret Bakanlığımızdan Daire Başkanı Evren Bey'e bırakıyorum. O da programla ilgili takdimlerini yapacak. Çok teşekkürler Sayın Ticaret Müşavir. Değerli iş insanlarımız, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Pandemi döneminde uygulamaya başlattığımız elektronik sohbet toplantılarımız kapsamında bugün Irak'tayız. Bugünkü toplantımızda genel seçimler sonrasında Irak pazarının genel görünümünü ve Irak'ın yatırım, ticaret ve finans alanındaki son gelişmelerini özel sektör temsilcilerimizin de katkılarıyla değerlendireceğiz. Bu çerçevede ben de İbrahim Ethem Tuncel Bey'e, İhsan Uğurlu Bey'e, Yüksel Bilen Bey'e, Kemal Bağıvan Bey'e, Tahsin Cihan Bey'e ve Barbaros Semizer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün 103.sünü gerçekleştireceğimiz toplantımızın da tüm iş dünyamıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu noktada sözü tekrar size bırakıyorum Sayın Müşavir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ayrıca aramızda Musul Ticaret Atişemiz, Erbil'deki Ticaret Atişemiz ve Gümrük Atişelerimiz de var. Programın sonunda o bölgelere ilişkin yapmak isterlerse kısa değerlendirmelerini alıp soru cevap kısmında o bölgeden gelen soruları da yanıtlayabiliriz. Ben şimdi PowerPoint sunumumu paylaşacağım ekranda. Onun üzerinden sunumumu yapacağım. Sunumda önce Irak ekonomisine ilişkin temel bilgileri, Irak'ın coğrafi, demokratik, siyasi ve ekonomik yapısıyla alakalı kısa bilgiler vererek yapacağım. Ardından kısaca ülkemiz arasındaki ticari ilişkilere değineceğim. Genel Irak'ta COVID'in son durumu,
ve Irak'ta ticarette dikkat edecek hususlarla sunumu bitireceğim. Irak mevzu geniş bir mevzu. Başlarsak günlerce sunum yapılabilir. Olabildiği kadar önemli yerlere değinmeye çalışacağım. Atladığımız yerler olursa dediğimiz gibi soru cevapta onlara da değiniriz. Irak coğrafi olarak komşumuz ve çok büyük bir ülke ve ticaretimizde ilk sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesi. Konum itibariyle çok önemli bir konumda. Asya ve ülkemiz gibi Asya ve Avrupa arasında yer alıyor. Körfez ülkeleriyle İran ve Asya arasında. Gene okyanuslara açılan limanlar açısından ülkemizin erişiminin kolay olduğu Basra gibi önemli bir limanı var. Onun dışında Musul, Kerkük gibi Türk soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı iller içeriyor. Ve Necef, Kerbela gibi şehir dünyasının en önemli iki şehrini bünyesinde barındırıyor. Federal bir yapıya sahip. Kuzeyde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi var. Merkez, başkenti Bağdat. Federal bir yapıya sahip. Komşuları, önemli komşuları İran, Suudi Arabistan, Suriye, Kuveyt, Ürdün. Bizim için de yine değerli ülkeler. Bu da özellikle İran'la kara sınırı çok fazla. Bu komşularıyla Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan yakın zamanda savaş döneminde kapalı olan sınırlar da açıldı. Yavaş yavaş bütün komşularıyla ticarete başlıyorlar. İran sınırı özellikle bu konuda önemli. Bizim hani ticaretin genel olarak aktığı bir sınır kapımız varken İran'ın 15-16 kadar kapısı var. Bunların 8 tanesi resmi, bazıları gayri resmi kapılar. Bu açıdan hem merkezi konum olarak çok önemli bir ülke. Arapça ve Kürtçe resmi diller. Buradaki soydaşlarımız arasında yoğun olarak Türkçe de konuşuluyor. Bu nedenle özellikle Irak'ta iş yapmak isteyen kişilerin Türkçe bilen Iraklı'ya erişim imkanları fazla. Ülkemizde de çok miktarda Türkmen soydaşımız yaşıyor. Türkiye'yle aynı saat diliminde yer alıyor. Bu açıdan iş kolaylığı var. Genelde Arapça kullanılıyor. Kuzey Irak bölgesinde Kürtçe kullanılıyor. İngilizce de rahat olarak kullanılabilir ama çok yetkinlik seviyesi İngilizce'de çok yüksek değil. Genelde iş insanlarımıza Arapça diyalog kurmaya faydalı olacağını söylüyoruz. Bunun dışında Irak'ın ülkemiz için önemli mevzularından birisi de ülkemizde doğan iki büyük nehir, Fırat ve Dicle, sınır aşarak Irak topraklarına giriyorlar ve buradan denize dökülüyorlar. Bu mevzu zaman zaman Irak'la Türkiye arasında siyasi problemlere de, yani ticarete yansıyan siyasi problemlere de sebep olabiliyor. Ama şu anda en son bu konuda daha önce imzalanan mutabakat zaptı bizim meclisimizde de onaylandı ve yürürlüğe girdi. Bir işbirliği havası mevcut. En son 2018 yılında bir kriz çıkmıştı. Burada yoğun olarak faaliyet gösteren firmalarımız da bu konuyu yakından takip etmelerinde fayda var. Zaman zaman dediğim gibi işbirliğimizi etkileyebiliyor. Nüfus yaklaşık, yani uzun zamandır nüfus sayımı yapılamıyor. Yaklaşık 40 milyon, çok büyük bir ülke. Yani Irak deyince pek aklımıza gelmiyor. Aslında Türkiye'nin yarısı kadar bir ülke, yarısı büyüklüğünde bir pazar anlamına geliyor bizim için. Büyük çoğunluğu ülkenin Şii, yaklaşık 3'te 2'si, 3'te 1'i Sünni, az miktarda da Hristiyan nüfus barındırıyor. Bu etnik yapılar Irak'ta diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi önemli rol oynuyor. Irak'ta iş yapan firmalarımızın bu yapılar arasındaki etkileşimleri tanımasında fayda var. Nüfusu çok genç, ortalama yaş 20'ler civarında. Nüfusun büyük çoğunluğu genç ve nüfus artış hızı çok yüksek. Bu genç nüfus birçok fırsat barındırdığı gibi ülkenin içinden geçtiği karmaşık yapıdan dolayı genç nüfusun yeterince devlet imkanlarına erişememesinden dolayı bazı riskler de barındırıyor.
Okuma yazma oranını buraya koydum. Biraz okuma yazma oranı düşük. Yani ülkenin içinden geçtiği durumu gösteren nedenlerden bir tanesi. Genç nüfusa rağmen eğitim, istendiği kadar bir genç nüfusa eğitim verilemiyor. Bu da ülkenin her zaman için risk faktörünü arttıran sebeplerden bir tanesi. Irak bir parlamenter demokrasi, cumhuriyetle yönetiliyor. Cumhurbaşkanı bu ülkedeki güçlerin ve anayasa olarak Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Başbakan Şiilerden, meclis başkanı da Sünnilerden seçiliyor. Bu üç güç odağı genelde ülkedeki siyasi aralarındaki, bunların aralarındaki ilişkiler ülkedeki siyasi yapıyı belirliyor. Çok yakın zamanda seçimler oldu. Belki takip etmişsinizdir. Bu Irak'ın Saddam döneminden sonra yaptığı 6. genel seçimler ama ilk defa erken seçim olarak yapıldı. 2019 yılında başlayan protesto gösterileri devletin yeterince hizmet sunamamasından dolayı halk gösterilerine dönüşen gösteriler o zaman Abdülmehdi hükümetinin istifasıyla sonuçlandı. Ardından Mustafa Kazım hükümeti kuruldu. O teknokrat bir hükümet. Seçime götürmek üzere ülkeyi ve 10 Ekim 2021'de de genel seçimler yapıldı. Seçimlere katılım beklenenden düşük oldu. Bu yapılan seçimler arasında en düşük katılım. Bu da bir halkın gene siyasi yapıdan memnunsuzluğunu gösteren bir faktör olarak genel olarak değerlendirildi. Irak'taki yaklaşık 25 milyon kayıt seçmenden sadece 9 milyon yaklaşık seçimlere iştirak etti. Bu da oranlar %41 çıkmasız kayıtlı seçmenlerin bazılarının seçim kartı alıp bir seçime ilgi göstermemesinden kaynaklanıyor. Seçim kartı alan seçmenlere oranla yaptılar. Bu 2003 yılından beri yapılan seçimlerde en düşük seçimlerdi. Şimdi seçim sonuçları bir seçim sonucu açıklandı ama seçim sonuçlarına büyük itirazlar oldu. O yüzden hala 10 Ekim tarihinden beri bir ay üzerinden bir ay geçmesine rağmen resmi sonuçlar halen açıklanmadı. Elektronik oylama ile yapıldı ve pek çok partinin burada seçime ile karıştırıldığına dair iddiaları var. O yüzden tekrar elle sayım yapılıyor. Burada sonuçlar değişiklik gösterebilir. Seçimlerden galip olarak çıkan Muqteda el-Sadr'ın Sayr'ın ittifakı oldu. Bu ismi belki Amerikan işgali dönemindeki direnişten hatırlayabilirsiniz. Bu şimdi Irak'taki en etkili siyasi kanadın başında. Irak milliyetçiliği ve popülist söylemleri öne çıkaran bir lider. Bu açıdan hem Amerika'ya hem İran'a, Irak üzerinde etkisi olan iki devlete mesafeli bir tavrı var. Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor ama çok parçalı yapısından dolayı tek başına hükümeti kuracak kadar sandalye elde edemediler. Büyük ihtimalle Sünni partilerle ve Kürt partilerle bir ittifak yaparak koalisyon kurmaları bekleniyor. Ama bütün bunlar tartışmalara neden oldu. Özellikle İran'a daha yakın partiler bu seçimde oy kaybına uğradılar. Ve seçimlere itiraz ediyorlar. İtirazlardan dolayı son bir 10 gündür yoğun protesto gösterileri de var Bağdat'ta. Maalesef bazı göstericiler hayatlarını da kaybettiler. Biraz bir gergin bir yapı var ama biraz seçim sonuçlarının açıklanmasının ertelenmesi de bundan dolayı aslında arka kapılar ardında seçim görüşmeleri devam ediyor. Bu süreç Irak'ta uzun sürüyor hükümetin kurulması. Öncelikle Meclis Başkanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı oylaması, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra partilerin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ve bunların ittifak arayışları vesaire derken 5-6 ayı buluyor. 2018 yılında yapılan seçimlerde, o zaman Mayıs'ta yapılmıştı seçimler, sanırım Eylül sonuna doğru hükümeti kurulabilmişti. Bu sefer de öyle bir süreç olabilir. Yani yılbaşından sonra belki Mart, Nisan vesaire gibi hükümet kurulabilecektir. Bu da tabii genel olarak Irak'ın istikrarını etkiliyor bu şekilde siyasi yapının karmaşıklığı.
Irak'ın ekonomik göstergelerine bakarsak Irak dinarı para birimi 1 dolar yaklaşık 1460 Irak dinarı. Bu uzun yıllar 1200 Irak dinarıydı. Geçen senenin sonunda 2020'nin sonunda Covid krizi nedeniyle petrol fiyatlarındaki aşırı düşüşten dolayı devalüasyon yapmak zorunda kaldılar. Yaklaşık %23'lük bir devalüasyon oldu. Ondan sonra petrol fiyatları hızla değer kazandı. Daha 2020 öncesindeki değerlerinin de üzerine çıktı. Fakat özellikle IMF'nin de yönlendirmesiyle şu anda tekrar bir değer artırımına gidilmedi Irak dinarında. Geçen sene aldığı değeri alıyor. Bu da biraz işlerimizi etkiledi açıkçası. Buradaki insanların alım gücü düşmesinden dolayı. Gayri safi milli hasılası tamam petrol satışına bağlı. 2019 yılında 234 milyarlık gayri safi milli hasıla varken 2020 yılında krizle beraber 170 milyar dolara kadar düştü. 2021 yılında IMF'nin tahmini yaklaşık 200 milyar dolar civarında bir gayri safi milli hasılın oluşması bekleniyor. Büyüme yine 2019 yılında %4,5 bir büyüme varken geçen sene %11 küçüldü ekonomi. Yine tekrar bir miktar bu kayıpların telafi edilmesi bekleniyor. Kişi başına ülke kişi başına geliri de yine petrol fiyatlarına bağlı olarak gayri safi milli hasıladaki oynamaya göre 4-6 bin dolar arasında değişiyor. Enflasyon normalde düşük bir enflasyon vardı ama devalüasyondan ve genel girişten dolayı bu sene yüksek bir enflasyon oranı var. İş gücünün çoğu hala tarım ve hizmetler sektöründe. Sanayi sektörü daha çok petrole dayalı sanayiye bağlı. Sanayi sektörü de resmi rakamlarda nüfus fazla gözüküyor ama ülke tamamen sanayi sektörü petrol sanayine bağlı bir ülke. Sunumumuzun bu noktasına kadar petrol dedik. Bunun bir nedeni var. Ülkenin petrol gelirlerinin yaklaşık %90-93'ü belki daha yüksek bir oranda bütçe gelirleri petrol satışlarına bağlı. Petrol fiyatı yüksekken ve çok miktarda petrol satabilirken ülkenin hem büyük kamu istihdamının maaşlarını ödeyebilme imkanı oluyor hem de yatırıma bir miktar para ayırabiliyorlar. Bununla ilgili petrol satışları grafiğini yıllara bazlı görüyorsunuz burada. 2012 yılından sonra hızla düşen petrol fiyatları 2014-2015 yıllarında dibe vurmuştu. Bu yılları Irak'taki iç savaş, IŞİD'in Irak'ın topraklarını işgali vesaire gibi kötü dönemler olarak hatırlayabiliriz. Burada petrol fiyatları düştüğünde de ülke ekonomisi artı ülkenin geneli büyük bir hem krize girebiliyor hem de güvenlik sorunları oluşturabiliyor. Burada son 2 yılın petrol fiyatı satışları var. Aylık satış grafikleri var. Normalde 6-7 milyar dolarlık aylık bir Irak devletinin petrol satışı var. Günlük yaklaşık 4 milyon varile yakın petrol üretiyorlar. 3,5 milyon varili ihraç ediyorlar. Petrol gelirleri bu ihraçtan petrol gelirleri 6-7 milyar doları aştığı zaman dediğim gibi hem devletin maaşları ödeyecek hem de bir miktar yatırım ayırabilecek parası oluyor. Ancak 2020 yılının Nisan ayında görüldüğü gibi bu yaklaşık 1,5 milyar dolara kadar aylık petrol satışları düştü. O dönemde hem maaşların ödenmesinde devletin burada yapılan projelere para aktarmasında sorunlar yaşanmıştı. İş yapılabilirlik açısından dünyadaki en zor ülkelerden bir tanesi. Yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 160. İş yapma kolaylığı açısından da 190 ülke arasında 172. sırada. Çok iş yaptığımız ülkelerden biri olmasına rağmen dünyada en zor iş yapılan yerlerden bir tanesi. Bu da Türk firmalarının bir açıdan zor pazarlarda ne kadar güçlü ve sabırlı iş yapabildiğini göstergelerinden bir tanesi.
iş yapmayı zorlaştıran unsurlar aslında bildiğimiz yolsuzluk, adam kayırma, kurumsallaşamama, bürokrasinin yavaşlığı, insan kalitesinin düşüklüğü, yatırım yapmanın zor olması, yani para transferini ve karmaşık sosyo-kültürel yapı gibi unsurları gösterebiliriz. Sunum ikinci kısmında dış ticaretimize değineceğim çok kısaca. Irak'la aslında 2000'li yılların başından beri sürekli artan bir ticaret hacmimiz var. İhracatımız işte 2010 yılında 6 milyar dolar seviyesinden 2000 petrol fiyatlarının arttığı 2012-2013 yılında neredeyse 12 milyar dolara geldi. O zamanlar 100 doları aşmıştı hatırlarsınız petrol fiyatları. Burada petrol fiyatları düştüğünde ihracatı da yansıyor. İnsanların alım gücü anlattığımız gibi düşüyor. Son yıllarda yaklaşık 9-10 milyar dolar civarında bir ihracat hacmimiz var. Geçen seneye göre 9 ayda %22'lik bir artışımız var. Geçen sene Covid krizi nedeniyle özellikle bir ara Habur'da da aksaklıklar yaşandı. Onlar düzelene kadar orada bir düşüş yaşamıştı ihracatımız. İthalatımız biraz daha değişken. Irak'tan yine çok miktarda petrol alıyoruz. Aynı zamanda aldığımız aslında iki ana ürün var. Bir altın alıyoruz. Altını mücevher sektörümüz ham madde olarak kullanıyor. Ve petrol alıyoruz. Onu da Türkiye'deki rafineriler petrol ürünlerine dönüştürüyorlar. Özellikle Irak ambargolardan, İran'a konulan ambargolardan sonra Irak'tan petrol aldığımız petrol miktarı da yavaş yavaş arttı. İthalatımız da o yüzden artış trendinde. Hatta geçen sene biraz altın ithalatındaki artıştan dolayı da neredeyse tarihimizde ilk defa ticaret açığı verdik ama geleneksel olarak Irak her zaman ticaret fazlası verdiğimiz Türkiye'ye artı katma değer sağlayan bir ülke. Irak'ın burada ithalatımızdaki yerini görüyoruz. İlk 10 ülke grafikten de görebileceğimiz gibi yaklaşık ithalatımızın tamamının yarısını oluşturan ülkeler arasında. Dediğimiz gibi buradan hidrokarbon, petrol, ham petrol alıyoruz. Irak ihracatımızda bu 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde 5. sırada. Gene geleneksel olarak ilk 5'te yer alıyor Irak. Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya Avrupa ülkelerinin ardından Orta Doğu'da en fazla ihracat yaptığımız. Zaman zaman 3. ve 4. sıralara daha önceki dönemlerde 2'ye kadar çıktı da oldu. İhracatımız da en önemli ülkelerden bir tanesi. Irak'a genel olarak ne satıyoruz? Benim gibi Irak'tan altın alıp mücevher satıyoruz Irak'a. Buğday unu satışımız çok fazla. Özellikle Mardin ilimizden. Türkiye'de her zaman Türkiye'nin buğday ithalatının ne kadar arttığı bahsediliyor ama biliyorsunuz buğday ithal edilen buğdayın bir kısmı Türkiye'de una çevrilip bunun yurt dışına ihracatı da yapılıyor. Irak'ta bu pazarlar arasında en önemlisi. İlk 9 ayda 300 milyon dolar gözüküyor. Normalin altında, normalde 600-700 milyon dolar kadar Irak'a un ihracatımız olabiliyor. Bunun dışında yine gıda ürünlerinden tavukçuluk ürünleri diyelim. Tavuk eti çok satıyoruz. Mesela yumurta ihracatımız bu 2-3 sıralardaydı. 2019 yılında yumurta ithalatını yasakladı Irak. O yüzden bu listede göremiyoruz. Son yıllarda artan bir soya küspesi ihracatımız var. Bu da burada artan tarım sektörüne paralel olarak, yem olarak kullanılıyor burada. Onun dışında salça, ahşap mobilyalar, yine inşaatta kullanılan demirler, fırıncılık ürünleri, dediğimiz çikolata, gofret gibi ürünler Irak'ta çok satıyoruz. Yani genel profiline bakarsak genelde düşük teknoloji ürünler satıyoruz. Bu Irak'taki ihracatımız açısından bir risk faktörü. Irak'ın en fazla ithal ettiği ürünlere değinirsek bunlar genelde yüksek teknoloji ürünler, cep telefonları, arabalar gibi. Aslında potansiyel olarak burada daha fazla yapabileceğimiz ihracat var. Yalnız bu yüksek teknoloji ürünlerinde pazara daha fazla girmemiz lazım.
Türkiye'nin neredeyse bütün illerinden Irak'a ihracat yapılıyor. En önemli iller İstanbul'dan en fazla firma adedi olarak yapılıyor ama çoğu firmamızın biliyorsunuz merkezi İstanbul'da oluyor. Aslında üretimi başka illerde olabiliyor. Bunu İstanbul'dakileri Türkiye geneline yayarsak geniş, çok geniş bir Türkiye'nin çok geniş olarak Irak'a ihracat yapıldığını söyleyebiliriz. Burada yine Mardin gibi Mardin'den un ithalatı çok yapılıyor. Çorum'dan bildiğim kadarıyla altın ithalatı, mücevher ithalatı çok yapılıyor. Normalde Şırnak'ta sınır kapımız var. Oradan dolayı normalde listede görmeyi beklemeyeceğiniz illerde gözükebilir. Bir enteresan nokta da Iraklılar Türkiye'den en fazla ev alan yabancılar. Yani bunu genel olarak şey için, Irakların Türkiye'ye ilgisini göstermek için koydum bu slaytı. Siyasi olarak aramızda inişli çıkışlı ilişkiler olabiliyor ama Irak halkı her zaman için Türkiye'ye yüzünü dönmüş durumda. Yani Avrupa'yı değil, Türkiye'yi düşünüyorlar. Bunu Türkiye'den gayrimenkul edilen, Türkiye'ye gezmeye, seyahate giden, Türkiye'ye okumaya gelen Irakların sayısından anlayabiliyoruz. Gerçekten Irak halkı arasında Türkiye'ye karşı güzel, önemli bir sevgi var. Ticaretimizde bunu sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. Buna katkı sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. Bu noktada genel görünümü bitirip kısaca COVID durumuna değinmek istiyorum. Yani son durumda biliyorsunuz gördüğünüz gibi grafikten Irak'ta 3 dalga yaşandı. 3 dalgadan sonra şu anda iniş durumunda. Yani resmi rakamlara ne kadar çok güven olmasa da şu anda halk arasında sokağa çıktığınızda COVID var mı yok mu anlayamayabilirsiniz. Genel olarak hayat normal şekilde devam ediyor. Ama gene de dikkatli olmakta fayda var Irak'a gelmek istiyorsanız eğer. Çünkü burada sağlık sistemi yetersiz ve dediğim gibi sosyal mesafeye vesaire artık pek dikkat edilmiyor. Irak'a gelirken ama test gerekliliği devam ediyor. Bir de Irak'tan çıkarken de başka ülkelerde olmayan Irak'tan çıkarken de test zorunluluğu var. Gelmek isteyenler varsa. Karantina vesaire gibi bir uygulama kalmadı. Bir yıldır da uçuşlar devam ediyor. Herhangi bir uçuş yasağı vesaire, sokağa çıkma yasağı, şehirler arası geçiş yasağı vesaire gündemde değil artık. Irak'ta ticaretimizde dikkat edecek hususlara da hızlıca değinip sözü özel sektör temsilcilerimize bırakacağım. Irak genelinde 4 tane temsilciliğimiz var. Bağdat'ta Büyükelçiliğimiz, Erbil'de baş konsolosluğumuz, gene Basra'mızda baş konsolosluklarımız var. Burada Ticaret Bakanlığımızda Bağdat'ta müşavirlik, Erbil'de ateşelik ve Musul'da ateşelik olarak Erbil'de gümrük ve ticaret ateşelikleri var. Faaliyet gösteriyor. Buralar her zaman için yaşadığınız sorunlarda veya herhangi bir şey için müracaatta bulunabilirsiniz. Bunun dışında buradaki kolay ihracat bakanlığımızın kolay ihracat platformunu herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kaynak. Eğer ihracat aranızda ihracatsa en az başlayamamış, ihracat yapmak isteyenler varsa kolay ihracat platformundan hem her türlü genel olarak ihracat nasıl yapılır ve Irak'la ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Irak'ta eğer ithalatçı firmalara erişmek istiyorsanız temsilciliklerimize müşavire danışma sistemi üzerinden başvurarak başvurabilirsiniz. Biz elimizdeki ithalatçı listelerini göndermeye çalışırız. Irak'ta yalnız şöyle bir şey var. Burada Irak'ta veri diye bir şey yok açıkçası. Kurumsal ve köklü firma sayısı da çok az. Bu yüzden elimizdeki veriler biraz el yordamıyla toplayabildiğimiz bilgiler. Bazı eksiklikler içerebilirler. Onun dışında daha detaylı bilgiler istiyorsanız her zaman telefonla, e-mail ile bizden bilgi isteyebilirsiniz. Iraklı bir firma buldunuz diyelim. İletişim kurarken bunun Arapça olması önemli olacaktır. Irak'ta e-mail çok kullanılmıyor. Burada hem e-mail diye yaygın değil. Genelde insanların Hotmail, Yahoo e-mailleri olduğunu görüyorsunuz. Attığınız e-maili görüyor mu, cevap verir mi? Garantisi yok. Eğer
daha buna göre daha kurumsal ülkelerde çalışıyorsanız bu olarak da garip gelebilir size. Daha çok sosyal medya üzerinden bu sistem daha oturmuş bir sistem. WhatsApp mesajları, Facebook mesajları üzerinden bu iletişim yürüyor. Özellikle buralarda da hem reklam yapmak için hem müşteri aramak için bu platformları kullanabilirsiniz. Irak önemli bir fuar ülkesi değil. Irak'ta yılda bir tane önemli fuar düzenleniyor. Bağdat Uluslararası Bağdat Fuarı. Bu genel nitelikli bir fuar. Genelde bir de bizdeki İzmir Fuarı gibi daha panayır havasında geçen bir fuar. Bunun dışında ufak tefek sektörel fuarlar oluyor. Bunlara hani Türk firmaları eğer milli katılımla geliniyorsa katılılmasında fayda var. Ama Iraklı müşteri aranıyorsa çevre Dubai ve Türkiye gibi daha çevredeki fuarları da Iraklılar ilgi gösteriyorlar. Bankacılık ve finans sistemi gelişmemiş Irak'ta. Para transferleri bu yüzden biraz zor. Türk bankaları faaliyet gösteriyor. Ziraat İş Bankası ve Albaraka'nın Bağdat'ta, Vakıfbank'ın Erbil'de. İlk üç saydığım bankanın Erbil'de de şubeleri var. Bu bankalar üzerinden hem inşaatçılarımız için teminat mektupları vesaire diğer tüccarlar için de para transferi için faydalanılabilir. Genelde Irak'ta peşin çalışmayı tavsiye ediyoruz. Açık hesap çalışılmaması önemli. Yani eğer bu durumda bir maddi kaybınız olursa hukuksal olarak hak araması bayağı zor bir ülke. Irak DTÖ üyesi değil. DTÖ'ye girmek için çalışma grubu son zamanlarda çalışmalarına ağırlık verdi. Süreçte bir hızlanma var. Ama uyum sağlaması uzun sürecektir. Bu nedenden dolayı yani Irak'taki maddi haklarınızın korunması biraz zor olabilir. Her zaman için ihtiyatlı, yani çok fazla potansiyeli olmasına rağmen ihtiyatlı hareket edilmesi gereken bir ülke. Son zamanlarda özellikle yerel sanayi geliştirmek için de koruma önlemlerini arttırabiliyor. Yumurta örneğinden bahsetmiştik. Bunun gibi özellikle tarım ve düşük sanayi ürünlerinde ithalat yasakları konabiliyor. Bu nedenle özellikle tek Irak'a yaptığımız ihracatın profilini yükseltmemiz stratejik açıdan Irak'ın ihracattaki önemini devam ettirmek için gerekli bir konu. En fazla tabii dış ticaret mevzu açısından gümrük tarifleri ihracatçılarımızı ilgilendiriyor. Burada ikili GETİP'e göre düzenlenmiş bir gümrük tarife cetveli var. Ona göre %0.5 ile %30 arasında değişen vergiler var. Yaklaşık 100 kadar önünde de koruma önlemi olarak ilave vergiler olabiliyor. Ama bundan ziyade daha çok gümrük tarife cetvelindeki oranlardan ziyade gümrüklerin kendi elinde referans kıymet, yani fatura kıymetine göre değil de referans kıymete göre vergi oranları hesaplanıyor. O yüzden bu referans kıymet değerleri oynayarak zaman zaman özellikle kuzeyde taburda vergi oranlarını arttırıp azaltabiliyorlar. Bu konuda da ihracatçılarımızın bilgi sahibi olmasında fayda var. Bunun dışında Irak'la aramızda ticaret önündeki teknik engellerden bir tanesi de ürün standartlarıyla ilgili uygulanan uygulamalar. Yaklaşık 1000 kadar üründe uygunluk belgesi, Certificate of Conformity alınması zorunluluğu var. Yalnız bu sistemin uygulamasında merkez ve Kuzey Irak arasında bazı farklar olabiliyor. O yüzden iki taraf farklı firmalarla uygunluk belgesi düzenlenmesi konusunda anlaşmış olabiliyor. Bu firmalar zaman zaman değişiyor. Bu sistemin kaldırılıp veya Türk Standartları Enstitüsü'nün uygunluk belgesi düzenlenmesi konusunda yetkilendirilmesi için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Raf ömrü konusu burada ihracatçılarımıza sıkıntı çıkarabilen sorunlardan bir tanesi. Sıcak bir ülke olduğundan dolayı bazı gıda ürünlerinde özellikle raf ömürleri çok kısa tutulabiliyor. Bu da işte sipariş alma, sevkiyat, nakliye süreleri vesaire tutulduğunda raf ömürleri gümrüğe gelindiğinde sıkıntı çıkarabiliyor.
özellikle raf ömrünün yarısı geçmiş ürünleri almayabiliyorlar kuzeyde. Bu konularda da çalışmalarımız var. Ve fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda da yeterli bir ülke değil. Burada özellikle taklitçilik, sahtecilik gibi durumlarla çok sık karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumların önlenmesi için özellikle marka tescil yaptırılması Irak Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan önemli. Bu durumlarla karşılaşırsanız da ticaret büyükelçiliğimize başvurabilirsiniz. Irak güvenlik güçleri nezdinde gerekli girişimleri yapabiliyoruz. Dediğim gibi yani konu çok ama kısaca geçmek istedim. Bunların çoğuna zaten önümüzdeki sunumlarda da değinilecektir. Teşekkür ediyoruz. Her zaman için Irak'taki müşavirliklerimizden, atışverliklerimizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Tekimaş Medikal firmasından İbrahim Ethem Tuncel Bey'e bırakıyorum. O da size hem özellikle sağlık sektöründe Irak'ta neler yapılabilir, nelere dikkat edilir, onlardan bahsedecek. Buyurun İbrahim Ethem Bey. Sayın Ferdi Bey, çok selamlar. Sunum için çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, detaylı bilgilerden oluşmuş. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim İbrahim Ethem Tuncel. Tekimaş firmasındaki 10. yılım. Ülke müdürü olarak görev yapmaktayım. Firmamızı anlatmaktan daha ziyade Tekimaş Medikal olarak çok kısa bir bilgi verip daha sonrasında Irak'taki sağlık sektöründe karşılaşılan zorluklar, işleyişle alakalı bilgi vermek istiyorum ki mevcuttaki firmaların bundan istifade edeceğini düşünüyorum. 1986 kurumlu bir firmayız. İnşaat, medikal ve enerji alanlarında faal olarak çalışmaktayız. İnşaat ve medikal alanlarında Irak'ta faal olarak çalışmaktayız. Medikal anlamda 2006 senesinden beri fiili olarak sahada bulunmaktayız. Süleymaniye ve Erbil'le başlayan serüvenimiz şu an itibariyle Duhok'tan Basra'ya kadar İran bütün illerini kapsayacak şekilde devam etmekte. Genel olarak medikal alanda verdiğimiz hizmetler laboratuvar, anahtar teslim hastane yapımı, tüp bebek merkezleri, diyaliz merkezleri ve onkoloji alanlarında aktif olarak çalışıyoruz. Ofis olarak Süleymaniye, Erbil ve Bağdat'ta bulunmaktayız. Toplam operasyonumuzun personel sayısı yaklaşık 257 civarında. Bunun 190 ile 200 arası değişkenlik gösteriyor her ay. Bağdat tarafında bulunmakta, yani merkezi hükümete bağlı olarak çalışmaktayız. Personellerimizin arasında doktorlar, hemşireler, eczacılar, avukatlarımız, mühendislerimiz ve teknik ekip gibi farklı iş alanlarından oluşan bir personel kadromuz var. Şu an itibariyle ağırlıklı yaptığımız ve çalıştığımız sektör diyaliz alanında. Bu alanda Irak'ta yatırımcıyız. Bunu biraz açacak olursak, vakit kısıtlamasından dolayı özetle geçiyorum. Soru olursa sonunda da alabilirim. Irak'ta devletle, devletin satın alma kurumu olan bir kurum var. Bu kurumun ismi Kimadiye diye geçiyor. Kimadiye, Sağlık Bakanlığı'nın her türlü sağlık alanında aklınıza gazlı bezden tutun da işte büyük onkoloji cihazları, milyon dolarlık cihazlarına kadar bütün satın alma sürecini yürüten ve bu sürecin ödeme sürecini yürüten, kabulünü, kontrolünü, teminat mektuplarını, ödemelerinin tamamının organizasyonunu yapan devletin aslında kendi bir kurumu. Bu kurum Sağlık Bakanlığı'nın 5. 6. 7. ve bir kısmi olarak da 8. katlarında bulunmakta. Bu kurumla yapmış olduğumuz sözleşmeler bizim LC üzerine, yani ödemelerimizi garantiye alarak yapmış olduğumuz bir iş çözümümüz var. Bu da şöyle işliyor. Biz devlet adına Türkiye'deki sistemin aynısını Irak'ta uyguluyoruz. Baxter isimli Amerikan menşeli bir firmanın distribütörlüğünü yaparak, ki bu firmanın Türkiye'deki distribütörü Eczacıbaşı, devlete anahtar teslim diyaliz binaları yapıyoruz. Bunlar yaklaşık 6 yataktan şu anki aldığımız projelerle 103 yatağa kadar farklılık gösteriyor. İran genelinde devlet alanında 41 adet
devlet hastanesine hizmet veriyoruz. Özel sektör alanında da 45 adet diyaliz merkezine hizmet veriyoruz. Toplamda 86 tane merkeze bir fiil dokunmaktayız. Hizmet vermekteyiz. Mühendislerimiz teknik servis vermekte. Bu operasyonun tamamı söylediğim gibi 257 kişiyle yapılıyor. Yapmış olduğumuz bu Kimadiye ile anlaşmalar çerçevesinde ödemelerimiz ilk etapta yatırımlı olarak başlıyor. Binayı yapıyoruz, medikal cihazlarımızı kuruyoruz, doktor ve hemşireleri eğitiyoruz. Kendi personelimizden her merkezimize mutlaka bir mühendis bulunduruyoruz ve her bulunan mühendisle beraber yeni kontrat kapsamı gereğinde de bir adet de hemşire, chief nurse diye geçiyor, yani başhemşire gibi söyleyebiliriz. Bunlar orada bulunuyor. Türkiye'den yaklaşık her ay 20 ile 30 arası o anki ihtiyaca dayalı olarak bir tır sevkiyatımız var. Stoklu çalışmak durumundayız. Irak mevzu bahis olduğu için daha önce yaşadığımız IŞİD, işte COVID pandemi dönemi veya yerelle alakalı herhangi bir problem olması durumunda sağlık sektörü kronik hastalıklardan oluştuğu için özellikle diyaliz sektörde verdiğimiz hizmetin durmaması lazım. Dolayısıyla 6 aylık stoklu çalışıyoruz. Şöyle bir uyarıda da bulunabilirim finansal olarak. Her ne kadar LC olarak çalışmış olsak da teminat mektupları anlamında firma olarak ciddi anlamda herhalde bütün firmaların da duyduğu gibi bazı sıkıntılar yaşamaktayız. 2012 senesinde devletle imzaladığımız ve teminat mektubu olarak verdiğimiz bütün mektupların yaklaşık %80-90'ı hala da devlette durmakta. Bunun bir sebebi Irak mevzuatının Sayın Büyükelçimiz ve Sayın Ticari Müşavirimiz Ferdi Bey'in de katılacağı üzere Irak sizleri eğer iki kategoride inceliyor. Özellikle sağlık alanında bunu çok net bir şekilde hissediyoruz. Bir iş yapıp parasını alıp gidecek firma olarak, bir de hakikaten burada kalıcı verdiği hizmeti sürdürebilecek firma olarak gözlemliyor. Bu verdiği hizmeti sürdürebiliyor olmanızın böyle bir bedeli var teminat mektubu açısından. Bizim firma olarak dediğim gibi 2012'den beri halen daha duran alamadığımız teminat mektuplarımız var. Sağlık alanında özellikle şunları vurgulamak isterim. Sağlık sektörüne yeni gelecek kişilerin ürünlerini kayıt ettirmeleri gerekiyor. Kayıtsız ürün alınıyor mu? Evet alınıyor ama özel sözleşmelerle. Bunun da şöyle söyleyebilirim. Bizler hem anestezi ve onkoloji alanında hem de diyaliz. Diyalizin de 3 tipi var. Evde yapılan, diyaliz merkezlerinde yapılan ve yoğun bakımdaki diyaliz. Bu alanlarda faaliz. Ama bu yaptığımız çalışmaların tamamını Kimadiye'de, yani Sağlık Bakanlığı'nda LC şartlarına uyumlu olarak yapıyoruz. Özele satışlarımız var ama Ferdi Bey'in de sunumunda belirttiği gibi bazı risk faktörlerinden oluştuğu için belli bütçeleri geçtiğimiz zaman sürekli çalışmış olduğumuz müşterimiz dahi olsa onlarla ticari olarak prensip gereği belirli sınırlamalar getirmek durumunda kalıyoruz. Yeni başlayacak firmalar için özellikle Kimadiye ile iyi ilişkiler kurmalarını tavsiye ederim. Çünkü bütün sağlık ihtiyaçlarını Irak hükümeti, Sağlık Bakanlığı'nın bu Kimadiye adlı kurumuyla yapıyor. Burası sağlık sektöründe olan insanların kalbi. Bu kurum ve işleyişi bilinmezse burada iş yapmak çok zor hale gelir. Özetle söylemek istediklerim bunlar. Daha çok anlatacağımız belki şeyler olur ama diğer katılımcıların da vaktinden çalmak istemem. Ferdi Bey, toplayacak olursak benim aktaracaklarım bu kadar. Sunum sonunda sorular olursa onlara da memnuniyetle cevap veririm efendim. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Bistek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Orlu Bey'e bırakıyorum sözü. Merhabalar Ferdi Bey. Özellikle sunumunuz için teşekkür ederim. Tabii çoğu bilgi biliyorduk ama yeni bilgileri de bizimle paylaştın. Aslında Bistek geçiyor, orada bizim marka Civer olarak geçiyor. Civer olarak kullanıyor, Civer içkiyim. Adım İhsan Orlu, Civer içkiyim, yönetim kurulu başkanıyım. Bizim firmamız 1997'de kuruldu. Şu anda özet olarak geçeceğim çünkü zaman sıkıntımız var. Yurt içinde 600'e yakın çalışanımız var. Yurt dışında da Irak'ta birlikte 80'e yakın çalışanımız var. Şimdi Türkiye'de 27 mağazamız var.
Irak'ta 11 mağazamız var. Hem üretiyoruz hem Parakende de. Süleymaniye'de bir tane var. Erbil'de 4, Doğuk'ta 2, Zaho'da 1, Kerbela'da 1, Bağdat'ta 2. Hatta Bağdat'taki sağ olasın açılışımıza video konferansı da yaptık. Ferdi Bey bizi temsil etmişti orada. Onun vesileyle de teşekkür etmek istiyorum. 25 ülkeye yakın bizim ihracatımız var. Bunun başta Ürdün, Irak, Katar, Ukrayna, Rusya ve bu Çin krizinden dolayı sektörümüz yavaş yavaş Avrupa'da da şu anda ciddi anlamda görüşmeler var. Ürettiğimiz pijama, çorap, sütyen ve çamaşır. Günlük 25 bin adete yakın bir üretim kapasitesindeyiz. 50 bin açık, toplam 33 bin kapalı alan da üretim yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin konfeksiyon anlamında sanırım hemen hemen en büyüklerden. Biz de Irak'la ilgili ciddi bir çalışmamız var. Çünkü hani demeyin, şimdi Irak'la ilgili niye Irak diyoruz? İnsanın en fazla ihracat yaptı ve üretimin olmadı. Şimdi gıda ile inşaatın dışında belki ikisinden sonra belki en fazla tekstil ihracatımız ihracatı var Irak'a. Irak'ın hem Kürt bölgesinden hem de Bağdat ve diğer şehirlerde hangi bugün AVM'ye giderseniz hemen hemen %80'i Türk markaları. Dolayısıyla İhsan Bey kameranız kapalı sanırım. Efendim? Kameranız kapalı sanırım. Yok, aç. Açık mı? Bende belki görüntü yoktur. Tamam, devam edebiliriz. Dolayısıyla yani orada biz tamam. Bir sürü çalışmalarımız oldu. Yani hani tekstil üretimin olmayan bir ülkeye biz ürün satıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili siyasal anlamda da ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. 12 bin milyar dolara çıkan bir ihracatımız olan doların dediğiniz gibi 120'lerde olduğu dönemde hemen hemen sanırım birinci sıraya geldik. Ve bu dünyada marka haline gelen iki sektörümüz var. Biri inşaat, diğeri tekstil. Özellikle bunda bizim özellikle bizim sektörümüzün niye çok Irak'ta gündeme gelmiyor? Çünkü hiçbiri devletle iş yapmadığı için, devletle ilgili bir sıkıntısı yaşamadığı için çok fazla da gündeme gelmiyor. Ama bu konuda özellikle Ticaret Bakanlığımızın bu konuda iyi çalışma yapması lazım. Ziyaretleri daha fazla sık sık yapmaları lazım. Hani demin biz niye İran'da 16 kapısı var ama Türkiye'deki habur kapısı ne kadar iyileştirirse iyileştirsin bu şeye yetmiyor, bu hacimde yetmiyor. Dolayısıyla onunla ilgili de ciddi bir şu anda yeni haliyle devreye girdi ama yine de yetmiyor. Daha fazla ihracat yapmamız lazım oraya. Onun dediğim gibi üretimin olmadığı bizim sektörün de özellikle üretim maliyeti çok pahalı olan bir yerdir. Çünkü dünyayla rekabet edemiyorsun. Bugün en düşük işçi çalışanın en düşükün 600 dolara yakınız maaş ödüyoruz. Dolayısıyla bunu Türkiye'ye hesapladığın zaman bir kat daha fazlasıdır. Ve Irak'ta üretilen bir şeyi dünya pazarına giremiyorsun. Bizim hatta böyle bir çalışmamız da oldu. Bizim hem ticari ateşlerimiz hem gümrük ateşlerimiz de bu paylaştık bu bilgileri. Biz orada ortakları bulup Türkiye'de üretim, çünkü Türkiye'de üretim yaptığın her şeyi dünyanın tüm ülkelerine satma şansımız var. Ama Irak'ta ürettiğin bir şeyi ancak Irak'a satabiliyorsun. Yani petrol ve altın dışında. Ve bu siyasi ilişkiler eğer iyi bir gelişirse, sık sık görüşmeler yapılırsa, çünkü ticaret hiçbir şekilde siyaset ticaretin önüne geçmemeli. Ama insanlar, siz biliyorsunuz da orada görebilirsiniz, bunların çok şeyi var, yani ilgiye çok ihtiyaçları var. Bunlar sık sık görüşmeler olursa biz eminim tekrar o hacmimizi yakalayabiliriz. Çok fazla uzatmayayım. Teşekkür ederim ama şunu da eklemek istiyorum. Kendi komşusu olan dille ilgili de çok ciddi anlamda problem. Çünkü Kürtçe bildiği kadar o bölgede de Türkçe de bilen insanlarımız var.
bizim en fazla, yani her dünyanın her yerinde en fazla komşu olan ülkeye ihracat yapamıyorsan, hele üretimin olmadığı bir ülkeye yapamıyorsan, başka ülkelerle ilgileniyorsan, bu biraz bana hayal geliyor. Onun için daha fazla ağırlık vermemiz lazım. Daha fazla işbirliklerimizi geliştirmemiz lazım. Daha fazla diyalogda bu işi çözeceğimize inanıyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Evet, ben birkaç kere bir seks olarak söyledim ama sizi daha çok JBL olarak biliyorlar. Burada sürekli yeni mağazalarınız da açılıyor, görüyoruz. Onun için de tebrik ediyorum. Şimdi sözü Yüksel Diş Ticaret şirketinden Yüksel Bilenmeye bırakıyorum. Buyurun. Öncelikle herkese merhabalar. Kuzey Irak, Duhok'ta faaliyet gösteriyoruz şu anda. Öncelikle firmamız hakkında biraz bilgi vereyim ben size. 2003 yılından beri Kuzey Irak'ta faaliyet gösteriyoruz. Burada tamamlanan altyapı işlerimiz, anahtar teslimi olarak inşaatları tamamlanan işlerimiz var. Su arıtma projeleri, içme suyu ishale hatları, terfi istasyonları, prefabrik kiriş imalatları, yol ve köprü işleri, enerji nakil hatları olarak sıralayabiliriz. Üst yapı işlerinde başta yatırım projesi olarak yapılan bir konut projemiz var ki halen devam etmekte. 3750 konut, 52 villa teslimatı yapıldı. Bunun yanı sıra devam eden 3500 konut ve 52 villa daha yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında devlete yapmış olduğumuz projeler var. Doğuk Su Arıtma Tesisi, Şaplava Selahattin Su Temini Projesi, Doğuk Su Arıtma Tesisi ve ishale hatları, Erbil'de Baharke Köprüsü, şu anda devam eden Soran Su Arıtma Tesisi, Süleymaniye'de ve Erbil'de et entegre tesisleri, bunların hepsini teslim ettik. Yine Masif'te spor salonu, Zaho'da üniversitenin kampüs alanları, bunlar devam eden projeler. Aslında devam eden değil de yavaşlatılan projeler bu şeyden sonra 2014'teki DAEŞ olaylarından sonra ekonomik anlamda problemler yaşandığı için durdurulan projeler. En büyük problemlerden biri biliyorsunuz ekonomik olarak zorlandıkları için bizler projelerimizi durdurmak zorunda kaldık. 2012 yılından beri kalan alacaklarımız bakiye halinde durmakta. Ben size yaşadığımız problemlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle altyapı işlerinde kullanılan birçok ürünlerde, bunlar pompalar olsun, vanalar olsun, ölçüm cihazları vesaire, malzemelerin Türk malı olarak kabul edilmemesi ve Avrupa malı ürünlerinde tercih edilmesi ve dayatılması. Biz özellikle su arıtma tesislerinde bu problemi çok fazlasıyla yaşadık. Bizlere illa Avrupa malı olarak dayatmalarda bulundular. Yani biz burada buralardan heyetler aldık, Türkiye'ye götürdük. Orada ürünlerin tanıtımını yapmamıza rağmen kabul ettiremedik. Bu tarz problemler yaşandı burada. Ayrıca sahada yaşadığımız, inşaat anlamında yaşadığımız problemlerimiz çok fazla. Burada yetişmiş eleman, yetişmiş mühendis, yetişmiş usta bulmak hemen hemen imkansızdı o zamanlarda. Biz de bütün mühendislerimizi, ustalarımızı, hatta düz işçilerimizi Türkiye'den temin ettik. Biliyorsunuz tabii ki bunun maliyeti daha farklı. Biz yaklaşık
2007 ile 2013 yılları arasında 2500 çalışana sahiptik burada. Ta ki DAEŞ olaylarına kadar. Ondan sonra şu anda yaklaşık 450 civarında bir çalışanımızla hizmet ediyoruz burada. 2007 ile 2013 yılları arasında yaklaşık 110 tane blok teslim ettik biz burada. Böyle bir potansiyel vardı. 2014'ten bu yana kadar sadece 10 blok yapabildik. İnsanların alım gücünün düşmesi, bu problemlerle baş edememeleri, alım gücünün düşmesinden dolayı yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır bu problemlerimiz devam ediyor. Ayrıca şu problemlerimiz var. Yani gümrükle ilgili yaşadığımız problemler var. Bu 2014'ten sonra daha çok oldu biliyorsunuz. Gümrük muafiyetlerimizi kaldırdılar diyeyim. Onlarla ilgili gelen malzemelerimizi teslim almakta zorlandık. Bu da hep külfet, hep maliyet. Çünkü biz çivimizden penceremize, camımıza kadar her şeyimizi Türkiye'den temin ediyoruz. O yüzden gümrük muafiyetinin kaldırılması bizlerde büyük sıkıntılar yaşattı. Demin de bahsedildi, para transferlerinde çok zorlanma yaşıyorduk Türk bankaları kurulmadan önce. Biz buradan özel izinlerle gümrükten para götürüyorduk, işte teslim ediyorduk falan filan. O problemlerimiz hemen hemen giderildi gibi. Yani bunun üstüne biliyorsunuz pandeminin getirmiş olduğu zorluklar var. Biz hani dünya genelinde yaşanan bir problem olduğu için temin süresi bir ayla sınırlı anlaşmalarınız yaklaşık 8 ay, 9 ay gibi sürelere yayıldı. Malzemelerinizi teslim alamıyorsunuz. O da verdiğiniz taahhütleri yerine getiremediğiniz için cezai işlemler bu problemleri doğuruyor. Onun için bu pandemi belasından kurtulup bir an önce işlerimize, güçlerimize geri dönmeyi temenni ediyorum. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yanıtlayabilirim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Yüksel Bey herhalde burada. Yüksel Bey hoş geldiniz. Sizin sunumunuza geçebiliriz. Buyurun. Sesiniz kapalı şu anda. Sayın müşavirim, ticaret ateşleri ve değerli iş insanları, meslektaşlarım. Sözüme başlamadan önce sevgi ve saygılarımı sunarım. Firmamız başta demir-çelik olmak üzere Irak'a ihracat yapmaktadır. Bu ülkeyle ilgili son 6 yıldır olan sorunları dile getireceğim. Bilindiği gibi Irak petrol pazarını rahatlıkla ülkemiz üzerinden yapmaktadır. Ülkemiz bu kolaylığı sağlamazsa Irak petrol ihracatını İran üzerinden mi yapacak? Hayır. Suriye üzerinden mi yapacak? Yine hayır. Malum o ülkelerin sıkıntıları da bilinmektedir. Zaten Basra Körfezi üzerinden de zor yaparlar. Malum İran, Amerika savaş tehditlerinden dolayı oralarda da çok sıkıntılıdır. O zaman Irak'ın tamamının tek çaresi bizimle dürüstçe bir ticaret yapmalarıdır. Irak ile bir serbest ticaret anlaşması görüşümü daha önceki ekonomi ve ticaret bakanlarımıza ve dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ve diğer yetkili mercilerle
hem yazılı hem sözlü olarak dile getirmiştim. Irak'la serbest ticaret anlaşmasını yaparsak onlarla olan sorunları ortadan kaldırmış olacaktır. Biz Irak'a ne kadar muhtaçsak onlar da bize daha da muhtaçlar. Daha da muhtaçlar. Irak Kürt bölgesinde fahiş gümrük vergileri uygulamalarından dolayı büyük sıkıntılar yaşadığımı belirtmiştim. Geçmişte Irak'a yıllık olarak 1 milyon 600 bin ton demir çelik ihracatını yapıyorduk. Bu son zamanlarda 400 bin tona kadar düştü. Irak gümrük vergi yasaları Türkiye İbrahim Halil gümrük kapısından giren ticaret eşyaları için geçerlidir. Oysa İran'dan Irak'a giren tüm gümrük kapılarından zaman zaman bu vergiler söz konusu değildir. Bunun bir ay öncesi DOK valisi maalesef İran'dan Irak'a giren malzemeleri rutin dışı yani kaçak olarak girdiğini kendisi dile getirdi. Ayrıca Türk menşeli inşaat demirinin Musul bölgesine serbest girme yasağını hala devam ettiğini belirtmek istiyorum. Türk menşeli malların intertek gözetime sözde kontrol amacıyla bir ton demir için 4,5 dolar ücret ödemekteyiz. Oysa Kuzey Irak bu gözetim firmasına güvenmeyerek kendi sahasında yine ayrıca bir kontrol parası almaktadır. Bu tür gözetim firmaları diğer ülkeler için ton başı 20 sent gibi bir ücret almaktadırlar. Kuzey Irak geçmişte inşaat demirinden alınan ton başı 90 artı 10 dolar. O 16 dolar diğer harçlar oluyor. Toplamda 106 dolar alıyorlardı. Sizin ve değerli ticaret ateşelerimizin çabalarından dolayı 2 ay bir süredir inşaat demirinden 45 artı 10 dolar toplamda 61 dolar gümrük vergisi alarak indirime gitmiştir. Diğer geriye kalan inşaat demiri vergisi eski uygulama üzerinden devam etmektedir. Ayrıca Otu Profil ve Sanayi Borusu'nda 140 dolar gümrük vergisi alındığı bilinmektedir. Bunu Kuzey Iraklar kendi üreticilerini korumak amacıyla yaptıklarını söylüyorlar. Buna karşın ülkemizde kendi ihracatçılarını korumak için bu fabrikaların Türkiye üzerinden giden ham maddelerine bir vergi uygulaması getirilemez mi? Gerekirse ülkemiz üzerinden başka ülkelere pazarlanan petrollerde bir kısıtlama uygulanamaz mı? Bilindiği gibi geçmişte dünya ülkeleri arasında en çok ihracat yaptığımız Irak ikinci sırada yer almaktaydı. Şu an altıncı sıraya kadar düşmüştür. Şayet başta dile getirdiğim tedbir amaçlı uygulamalar yapmaz isek yakın zamanlarda Irak ihracatçı durumundan çok ihracatçı durumuna düşeriz. Söyleyeceklerim bu kadardır. Teşekkür ederim. Fırat Torpil yapayım. Barbaros Bey'i bırakayım. Evet bence de. Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Herkese Musul'dan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben Barbaros Semizer. İnşaat mühendisiyim. 46 yaşındayım. Duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz sizi. Evet. Firmam Biltek Uluslararası İnşaat Merkezi Ankara olan bir inşaat şirketi. 2004 yılından beri İran hemen hemen her bölgesinde iş yapmış. Bu coğrafyada tecrübeli bir firma. Şu anda Musul, Basra ve Süleymaniye'de toplam 100 milyon dolar civarında iş hacmiyle iş yapıyor. Ben Musul'da proje müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda firmanın iş geliştirme, yeni ihaleler birimi de bizim grubumuzda. Projemizde 12 mühendis ve 200'e yakın işçi çalışıyor. Yerel iş gücü sayısı %50 civarında. Sosyal sorumluluk açısından da iki ülke iş gücünün beraber çalışmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ben biraz Musul'dan bahsetmek isterim.
Musul, İran'ın en büyük şehirlerinden biri. Nüfusu 2 milyon civarında ve çoğunluğunu sırasıyla Arap, Türkmen ve Kürtler oluşturuyor. Bol su ve muhteşem güneşiyle tam bir tarım kenti. Geçmişle ilgili sorunlardan en günceli 2014-2017 yılları arasındaki terör örgütü işgali. Bu örgüt kültürel mirasla beraber altyapı da dahil olmak üzere taş üstüne taş bırakmamış. Yaptığı baskılar farklı nüfus grupları arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirmiş. Örgütten kurtulmanın üzerinden 4 yıl geçti. Ancak son bir yıla kadar kentteki temel hizmet yoksunluğu ve yeniden imarın gerçekleşmemesi adeta savaş dün sona ermiş hissi uyandırıyordu. Ayrıca ekonomik krizler, korona salgını ve diğer toplumsal olaylar yeniden inşa projesinin önüne geçmiş durumdaydı. Ben buraya 2019 yılında ilk geldiğimde özellikle şu anda iş yaptığım bölgede ev ve iş yerleri yok denecek kadar azdı ve gördüklerime inanamamıştım. Son bir sene içindeki değişim ve hareketliliğe de inanamıyorum. Hızlıca düzeliyor ve toparlanıyor. Biz burada altyapı işi yapıyoruz. Musul ayağa kalkmaya başladı ve bunu altyapıdan başlayarak yaptı. Şu an her yerde, her bölgede bir hareketlilik var. Şehir adeta bir şantiye alanı gibi. Musul'un iyi bir valisi var ve güzel işler yapıyor. Güzel ülkemizin buradaki ağırlığı çok fazla, tartışılmaz. Bu sene inşaat işini de bizim üstlendiğimiz başkonsolosluğumuzla açıldı. Başkonsolosumuz ve ekibi çok daha önce çalışmalara başlamıştı. Projemizi, bizi, buradaki Türk şirketlerini yakından takip ediyorlar. Adeta bir aile gibiyiz burada. Ayrıca sınır kapısının açılması, Bağdat-Musul tren yolu, Musul organize sanayi sitesi yapılması gündemde. Bundan Türkiye'mizin desteklediği işler. Türkiye'mizin destek ve taahhütleri var. Başkonsolosluğumuzun varlığı, icraatleri, Türkiye'den gelen iş adamlarının duruşu, icraatleri sayesinde sevgi ve saygı görüyoruz. Bu çok belirgin. Irak için, Musul için yüksek riskli pazar nitelendirilmesi yapılıyor. Tam olarak böyle değil. Ancak tam güvendeyim ya da güvende değilim de diyemiyorsunuz. 2004 yılından beri bu coğrafyada iş yapmanın verdiği tecrübeyle biz genelde projelerimizde bir yerel ortak ile çalışıyoruz ve bunun birçok açıdan doğru olduğuna inanıyoruz. Nereli olursak olalım yabancı olduğumuzu biliyoruz ve bunu yerel ortak ile aşıyoruz. Bazı işleri çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Güvenilir bir işbirliği ile daha hızlı yol alınabiliyor. İş paylaşımı yapıyoruz. Şu anda mesela iş paylaşımına göre güvenlik, siyasi ve idari işler işler ortağımıza ait. Güvenliğimizi de sağlıyor. Aynı zamanda biz de kendi işimize odaklanıp başarı elde ediyoruz veya edeceğiz. Öyle düşünüyoruz. Buradaki çalışma şartları ülkemizdeki gibi değil. Ülkemizdeki alışkanlık ve disiplinler yüzünden biraz zorlanıyoruz. Şöyle, iş yapma hızımız ve isteğimiz bazen sorun olabiliyor. Partnerlerimiz biraz yavaş ve geride kalabiliyorlar. Bize uyum sağlayamıyorlar. Ancak çok yetenekli ve çalışkan insanlar da az değil. Çok ciddi vize sorunu yaşıyoruz. Bu hepimizin malumu. Bazen işlerin yürümesi için maddi ilişkiler kurmak zorunda kalıyoruz. Bu da sorunlarımızdan bir tanesi.
Son dönemde devletten ödeme alma noktasında da bir takım problemler oldu. Ayrıca çok fazla proje var. Aynı proje başka başka yerlerden gelebiliyor. Dikkatli olmak lazım. İnşaat malzemeleri konusunda açık var bölgemizde. Genelde Türkiye'den getiriyoruz. Diğer sarp malzemeleri de Erbil'den tedarik ediyoruz. Sonuç olarak Irak'ta, Musul'da Türk malları çok ciddi bir talep görüyor. Bir ürün Türk malı, Türk işi, Türk hizmeti ise kalitelidir görüşü çok hakim. Özellikle Irak'ın güney bölgeleri, bizim de bulunduğumuz güney bölgeler, hatta daha da güneyleri ticaret ve müteahhit hizmetleri açısından çok bakir. Ve bu boşluğun başka ülkelere kaptırılmaması, bırakılmaması gerekli. Dikkat ve ehemmiyeti kaybetmeden iyi bir partner ile güzel işler yapılabileceğimi düşünüyorum. Bu vesileyle herkese teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun. Sayın Müşavir, siz yokken biz Barbaros Bey ile devam ettik. Problem yaşıyordunuz. Sırayı bozuyor. Evet, bir bağlantı problemi yaşadım, özür dilerim herkese. Sanırım Tahsin Bey'de sıra. Buyurun Tahsin Bey. Evet, merhabalar. Efendim, aslında mahrumiyette olan biziz ama sizin internetiniz kopuyor. kolay gelsin. Bütün arkadaşlara selamlar öncelikle. Zor bir coğrafyada sıkıntılı işler yapıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi biz kısa bir firmamızı tanıtayım. Rega Asphalt Company 2011 yılında Irak Erbil Merkezli Kurulu iki tane Türk ortağın kurduğu bir firma. Firmamız Türk firması ama biz Irak'ta kurulu bir firmayız. Lokal bir firmayız. Firmamızın 3 tane ana iştigal konusu var. Genel müteahhitlik hizmetlerinin yanında. Asfalt, agrega ve beton üretiminde Irak'ın her bölgesinde müşterilerimize, kamuya hizmet vermeye çalışıyoruz. Havaalanı inşaatlarından tünel, otoyol inşaatlarına kadar geniş bir portföyde müteahhitlik hizmetleri yapıyoruz. Kamuya ve özel sektör firmalarımıza. Burada hali hazırda olan firmalardan bazılarına da alt yüklenici olarak hizmetler verdik. Umarım memnun kalmışlardır hizmetlerimizden. biz firmamız kısaca bu. 77 inşaatın bir kardeş firmasıyız. Yani grup firması gibi değerlendirilebilir. 77 inşaat biliyorsunuz Irak'ta 20 yıldan aşan bir süredir büyük projeler yapmış bir firma. Biz de yaklaşık 10 yılı devirdik Irak'ta. Kısaca kendimizden bahsettikten sonra genel durumla ilgili de bir kendi tespitlerimi yapmak istiyorum. Biz Kuzey Irak'ta, yani Irak Erbil merkezi bir firma olduğumuz için Irak'ın tamamına hizmet veriyoruz ama yani ana merkezimiz Erbil. 2013 yılının sonundan sonra Erbil yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında başlayan problemler ve burada Kürtlerin ifadesi gayran dedikleri kriz başladığından beri bir huzur yüzü görmedik. Doğrusu bu. Az önce Kemal abimizin de ifade ettiği gibi yani 10 yıla yakın bekleyen çeklerimiz var. Artık rakamlar dayanılır boyutlar olmaktan çıktı. Artık hakikaten bu finansal olarak çevrilebilir durumdan da olmaktan çıktı. Yani diyeceksiniz ki ya her gördüğünüz yerde de bunu söylüyorsunuz. Çünkü başka derdimiz yok yani. Doğrusu bundan başka derdimiz yok. Ve bu çözülemiyor yani. Bakanlar geliyor, biz gidiyoruz, başka insanlar geliyor ve hale bıraktığımız yerdeyiz. Yani inanın artık o paraları yani nasıl konuşacağımızı da bilmiyoruz doğrusu. Bu sıkıntı artarak devam ediyor. Birinci problem bu şu anda burada. Bizim açımızdan en büyük problem bu. Yani biz de 10 yıldır var olmaya çalışıyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Çok zor şartlarda. Buna rağmen işte bu bayrağı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ne kadar zor olsa da. Bir diğer problem az önce Biltek'ten arkadaşımızdan bahsettiği gibi Irak genelinde kuzeyde o problemimiz yok ama ciddi bir vize problemi var.
Yani bizim edindiğimiz intiba şu, Türklere, yani Türk firmalarına vize vermeye çalışmıyorlar, vermemeye çalışıyorlar. Yani bu bir sıradan bir bürokratik işlem değil. Bunu özellikle sayın devletimizin yetkililerinin not almasını istiyoruz. Yani bu bir bürokratik işlem değil. Onu özellikle arz edeyim. Bu bir sistematik bir şey. Ve Türk firmaları Türkiye'den adam getirsin istemiyorlar. Yani tamam, Türk firması iş aldı ama buyursun diyor, işini yapsın ama Türklerle çalışmasın diyor. Iraklılarla çalışsın. Şey bu. Yani bütün sistemin bence oluşturdukları algoritma bu. Yani bunu artık, buna şüphemiz yok. Dolayısıyla bunu çok zorlasak da bir şey olmayacağını görüyoruz. Yani bu problem artık bazı firmalar için, biz de bunlardan biriyiz. Ya örnek vereyim. Biltek firması bilir. Bizim orada yeni bir Musul'da asfalt planeti ve konkasör tesisi kurduk. Yani mühendislerimiz şantiyemize gidemiyor. Yani vize probleminden dolayı. Kaçak gittiğiniz zaman, yakalandığı zaman ciddi ve sıkıntılı bir süreç başlıyor. Bu cidden çözülmesi gereken bir problem. Diğeri de ya benim gördüğüm bir şey. Maalesef Türk firmaları Irak'ta, özellikle bizim sektörümüzde, tabii mutlaka diğer sektörlerde de vardır, böyle anlamsız ve gereksiz bir rekabet içindeler. Yani bir Türk firmasının 10 lira yaptığı işi hesap kitap yapmadan, abi 8'e yaparız. 8'i duyan 6'ya yaparız. 6'yı duyan 4'e yaparız. Yani neredeyse üstüne para verip iş yapacak hale geliniyor. Sanıyorum diğer arkadaşlar da bu noktada bu şeyi paylaşacaklardır. Yani bu çok yanlış bir şey. Sonuçta herkesin zararıyla sonuçlanacak bir durum bu. Ve öyle de oluyor. Her geçen gün birim bazında teklif fiyatlarımız çok düşüyor. Yani 10 yıl önce 10 dolar bir birim fiyata yaptığımız işi bugün 6 dolar mertebelerinde yapıyoruz. Ülkede bir enflasyon olmasına rağmen artık karı falan geçtik. Yani günü kurtarmanın hesabı yapılıyor burada. Çok fiyatlar maalesef çok kötü. Ha, şu denebilir kardeşim, yapmayın bu işleri. Biz sadece burada bir müteahhit firma değiliz. Aynı zamanda da yatırımcı firmayız. Bizim burada taş kırma tesislerimiz, beton santrallerimiz, asfalt plantlerimiz, yani çantamızı alıp gidebilecek durumda değiliz. Yani mecburiyetten duruyoruz. Başka çaremiz olmadığı için duruyoruz ve durmak zorundayız. Dolayısıyla bir konu daha, bunu da devletimizin yetkililerine ifade etmekte bir beis görmüyoruz. Yani devletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun, bir sürü sektöre destek veriyor ama buralarda bizim gibi, yani bizim gibi bayrağı dik tutmaya çalışan firmalara destek vermek, ya şunlara da biz bir Exim Bank'tan bir destek verelim, bunlar da, bu adamlar da burada, sanıyorum böyle bir gündem pek olmadı. Bu vesileyle de onu da gündeme getirelim. Bizim, yani bize de bir el atsalar fena olmayacak yani. Çünkü zor duruyoruz ayakta. Kemal abi gülüyor. Evet. Yani böylece kapatmış olayım. Bu vesileyle bu programı takip eden takipçilere de, yani bizim Zaho'dan Basra'ya kadar Irak'ın tamamında hizmet veren bir firmayız. Türk firmalarıyla çalışmak bizim açımızdan bir gurur verici bir şey. Yani biz burada iş yapan büyük Türk firmalarımızın da aynı zamanda çözüm ortağı oluyoruz. O konuda da bütün arkadaşlarımız bize ulaşabilirler. Ben mesaj kısmında firmamızın bilgilerini de paylaşacağım. Bütün Türk firmalarına yardımcı olmak, onlara hizmet vermek, onlarla çalışmaktan mutluluk duyarız. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bakanlığımızın ilgililerine, Bağdat, Erbil ve Musul'daki ticari ataşeliklerimizdeki çalışan kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, her sıkıntımızda bize büyük destek veriyorlar. Ama yani ellerinden geldiği kadar veriyorlar. Yapabilecekleri bir şey yok bazı konularda. Bizim adımıza çok üzüldüklerini görüyoruz. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Tahsin Bey, değerli sunumunuz için. Aramızda Musul ticaret işimiz Eren Bey de var. Eren Bey, sizden de kısa bir değerlendirme Musul'la alakalı alabiliriz. Bu arada bütün sunum yapan firma yetkililerimize siz de çok sayıda kişi iletişim bilgilerinizi istiyor. Acaba chat kısmından herkes size nasıl ulaşabileceklerini yazabilirlerse hepsine tek tek cevap vermektense bu şekilde
şey yapabiliriz. Onlar da istifade edebilirler firmalarınıza iletişime geçmek isteyen kişiler. Bu arada siz de onlara girebilirseniz Tahsin Bey gibi memnun olurum. Herkese merhabalar. Eren Zengin, Musul Ticaret Yetişisiyim. Mayıs ayında Musul Başkan Sosluğu'nun yeniden açılmasıyla birlikte ben de burada göreve başladım. Musul, Irak'ın ikinci en büyük şehri. Musul'un merkezi nüfusu 1.7 milyon. Ninova eyalet olarak düşününce nüfusu 3.5-4 milyona gelmektedir. Bu büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Musul eskisi gibi, yani dışarıdan gözüktüğü gibi, Türkiye'den gözüktüğü gibi güvenlik problemi bulunmamaktadır. Buraya gelince, içeride iş yapınca, yaşayınca güvenli olduğunu, nispeten güvenli olduğunu, Türkiye'den gözüktüğü kadar tehdit içermediğini anlaşılıyor. Onun yanında Musul'a gelmek için işte en büyük problem vize olmaması. Çünkü buraya doğrudan bir kapı olmadığından Kuzey Irak bölgesine geçilmesi gerektiği için Irak vizesi alınması gerekiyor. Erbil'de alınan, Kuzey Irak bölgesinden alınan vizeyle buraya geçiş imkanı bulunmamaktadır. O da geçiş noktalarında sıkıntılar yaşamaktadır. İş adamlarımız bazen geri dönmek zorunda kalmaktadırlar. Yani büyük problem buraya vizedir. Buradaki Türk firmalarımızın, iş adamlarımız gelip burada iş yapamamasının önündeki en büyük engel. Onun yanında ama Musul'daki ticaret odası, sanayi odası, buradaki değerli tüccarlar, Musul'lu tüccarlar hepsi Türkiye ile iş yapmak istiyorlar. Bunun her türlü yolunu, her türlü bu yönde bir çaba içindeler. Bunun dışında işte Türkiye ikinci bir sınır kapısı açılırsa Musul'un ticareti daha da genişleyecektir. Musul'da bile Türk bankası bulunmayınca biraz ticarette güçlükler çıkarmaktadır, engel çıkarmaktadır. Ama öbür taraftan Musul yeniden inşa edilmeye başlandı. Bu yeniden DH'den geriden alındıktan sonra her türlü yol, köprü, inşaat, hastane, okul, konut ihtiyacına var. Önümüzdeki yılda petrol gelirleri fazla olacağı gözüküyor. Petrol fiyatları yüksek seyrediyor. O nedenle kamu yatırımların burada artacaktır. Ve bu ihtiyaçlar çok fazla burada. O yüzden önümüzdeki sene Musul için iyi geçeceğini düşünüyorum ben Türk iş adamları için. Musul için söyleyeceklerim bunlar. Bir de haftaya Sayın Ferdi Bey duyururuz. Haftaya Türkiye-Irak İş Forumu olacak. Haftaya Cuma günü çoğu buradan Musul'dan da giden tüccarlar olacak. Bakanlar gelecek orada. Çoğu bu soru ve chat bölümünde sorulan soruların değerli kontak kurmaları için, iş adamlarımız için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak forumun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Eren Bey. Eren Bey de bahsetti. Ticaret Bakanlarımızın Irak, bizim Ticaret Bakanımızın Irak Ticaret Bakanı'nın eş başkanlığında DEİK'in organizasyonunda 19 Kasım tarihinde İstanbul'da bir iş forumu düzenleniyor. Yaklaşık hem devlet yetkililerinden, birçoklarınıza da DEİK üyesiyseniz DEİK'ten bilgisi gelmiştir. DEİK duyurularını yaptı. Duymadıysanız DEİK duyurularından takip edebilirsiniz kayıt yaptırmak için. Orada da önemli bir fırsat. Yaklaşık bize gelen 80 kadar iş adamı, 20 kadar müteahhit özel sektörden, yaklaşık 20 kadar da Irak'ın bütün bakanlıklarından projelerle ilgilenen genel müdürleri, işte iki bakan, birkaç vali, Irak valisi bu programa gelmesi düşünülüyor. İlgi gösterenler olursa bilgileri DEİK'in duyurularından takip edebilirler. Herkese öncelikle değerli sunumlar için teşekkür ediyorum. Yani Irak karmaşık bir ülke. Irak karmaşık. Sunumlardan da anlamışsınızdır. Bir tane Zeynep Hanım da chatte bahsetmiş. Madem Irak bu kadar zor bir ülke, neden hala Irak'ta iş yapıyorsunuz diye. Yani zorlukları yanında Irak tabii bu biliyorsunuz Çin çok bahsedilir Çince'de risk ve fırsat aynı kelimedir diye. Burada riskler olduğu kadar fırsatlar da var. Kendi sanayisi gelişmemiş. Bütün
tüketimini ithal eden bir ülke. Aynı şekilde kaliteli işleri kendi bünyesinde yapamıyor. Dışarıdan müteahhitlerin gelip burada iş yapması gerekiyor. Bu nedenle çok büyük fırsatları olan bir ülke. Zor ve belki bakıldığında dışarıdan fakir bir ülke gibi gözükebilir ama fakir bir ülke değil. Son derece zengin doğal kaynaklara sahip zengin bir ülke. Yani hiçbir şey yapmasalar dediğim gibi Merkez Bankası'na 7-8 milyar doları her ay yatan bir ülke. Bunun bir kısmını da maaş olarak ödüyor. 6-7 milyon memur var. Bunu aileleriyle sayarsak belki 25-30 milyon. Devlet bu kaynakları direkt bu insanlara aktarıyor. Bunlar alışveriş yapıyorlar. Devlet yatırım yapabilirse, projeler yapabilirse projelerini sürdürüyor. Bu açıdan fırsatların da olduğu bir ülke ama dikkatli, sabırlı hareket etmek lazım. Bu zorlukların hiçbiri sadece Türkler için değil. Bütün ülkeler bu zorluklarla karşılaşıyor. Arada farklar var. Bazı ülkelerin burada tabii siyasi güçlerin nedeniyle biraz daha kapalı kapılar arkasında iş çevirebiliyorlar ama Türkiye daha çok Irak'ta her zaman için buranın istikrarını düşünen bir ülke. Gerçekten Irak ne kadar istikrarlı olursa ve müreffeh olursa Türkiye'ye o kadar faydası olacaktır. Bunlarla beraber ben soruları not aldım. Cevaplamaya geçeceğim. Bazı genel konular var. Firmalarımızdan ürünlerini nasıl Irak'a ihraç edebilecekleri, nereden ithalatçı listelerine ulaşabilecekleri gibi genel sorular geliyor. Bu sorulara biraz sunumunda değinmeye çalıştım. Bakanlığımızın müşavire danışma sistemi üzerinden buradaki temsilciliklerimizle iletişim kurabilirler. Bunlara bazı geçiş cevap verildiğini veya cevap alamadıklarına dair yazanlar olmuş. Bunlara mutlaka dönmeye çalışıyoruz. Bazen iş yoğunluğundan dolayı toplu cevaplar verilebiliyor. Ancak bir değinmek istediğim nokta da bahsettiğim gibi Irak'ta bu gerçekten sağlıklı ithalatçı verisine ulaşmak zor. Yani biz ticaret odasına gittiğimizde bizim 50 bin kayıtlı üyemiz var ticaret odasına. Ama bunun %95'i şu anda ortada yok demişlerdi. Yani onların verileri bile çok sağlıklı değil. Veriye ulaşması zor bir ülke veya herhangi bir kuruluştan Avrupa'daki olduğu gibi hizmet satın alarak bu ithalatçı verilerine ulaşamıyorsunuz. Bu yüzden bazı değişik yolları denemekte fayda var. Özellikle sosyal medya çok yaygın. Facebook reklam olacak ya biraz ama Facebook kullanımı çok fazla. Oradan özellikle Arapça şey yapabilirsiniz, araştırma yapabilirsiniz. İkincisi Türkiye'de Irak'la iş yapan firmalarımız var. Bunların bir kısmı üretici firma, direkt ihracat yapıyorlar Irak'a ama pek çoğu da ticaret firması. Biz gene bunlara dolaylı yollarla bu firmalara veya burada iş yapan firmalarımıza ürün satarak ticaretinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle mesela müteahhitlik firmalarımız için burada köklü firmalarımızın çoğu Müteahhitler Birliği'nin üyesidir. Müteahhitler Birliği'nin sayfasına girdiğinizde ülkeye göre aramadan seçtiğinizde orada o firmaların bilgilerini görebiliyorsunuz. Gene köklü ticaret firmalarımız DEİK üyesi. DEİK'e üyelik düşünerek network'ünüzü arttırabilirsiniz. Pek çok Iraklı Türkiye'ye dediğim gibi Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de mülk ediniyor. Türkiye'de de bir belli çaplı Irak nüfusu var. Bunlarla iletişime girebilirsiniz. Yani müsait olduğu bir vakitte Irak'a mutlaka gelmek, burada insanlarla tanışmak da çok önemli. Burada işler hala yüz yüze ilerliyor. Yani telefonla, e-mail'le bu işi çözelim diyorsanız da zorlanırsınız gerçekten. Gelip burada biraz sabırlı olarak, sabrederek devam etmek gerekiyor ki bir kere iyi bir müşteri bulduğunuzda da burası çok dediğim gibi çok verimli bir pazar gelmeye devam edecektir. Vize konusuna değinmek istiyorum. Şimdi en çok şikayet gelen konulardan bir tanesi. Bu vizedeki değişiklik 2020 yılının Haziran ayında oldu. Biz daha önce Iraklılara elektronik vize veriyorduk. Iraklılar da biz de Irak'a geldiğinde Türk vatandaşları havaalanında vize alabiliyorlardı.
Ancak o elektronik vize sisteminde Iraklılardan kaynaklanan istismarlar yaşandı pek çok. Bu arada tabii Türkiye, Avrupa'da vesaire Türkiye'de mülteci hassasiyetleri de arttı. Hani İçişleri Bakanlığımızın görüşü doğrultusunda biz elektronik vize vermeyi kaldırdık, etiket vizeye geçtik. Etiket vize sistemi de bir aracı şirket üzerinden yapılıyor. Biz bu sisteme geçince Iraklılar da havaalanında vize vermeyi kaldırdılar. Biz mütekabiliyet ilkesi gereği bunu yapacağız dediler. Ancak lafta mütekabiliyet denmesine rağmen fiiliyatta bizim sunduğumuz hizmetleri sunamıyorlar. Biz buradan aracı şirket aracılığıyla büyükelçiliğimizden günde 5000 vize verirken Irak'ın Türkiye'deki temsilcilikleri günde 5 vize veremiyorlar açıkçası. Bu tabii turistler için, bir de Irak'a en fazla Irak'ta gelen Türk vatandaşları işçi olarak veya çalışmaya gelen Türk vatandaşları. Bunların vizeleri burada Irak İçişleri Bakanlığı üzerinden iş yaptıkları kurum veya firmanın aracılığıyla alınıyor. Bu işlemler takip edilerek vize alınabiliyor ama çok uzun sürüyor. Yani en hızlı işini yapan 2-3 ayda alabiliyor. İşini yapamayan diyelim, arkada gayri resmi işler de dönüyor o işlerin arkasında. İşini yapamayan 7-8 ayda alabiliyor bu vizeleri. Biz bu konuları her toplantımızda dile getiriyoruz. Yani alakalı alakasız Milli Eğitim Bakanı'na da gitsek vize probleminden bahsediyoruz. Mustafa Kazım Irak Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız en üst düzeyde de bunu iletti. Müteahhit defalar yazılı olarak ilettik. Biz de sabırlıyız burada. Biz de Irak'ta nasıl firmalarımız zor iş yapıyorsa burada bürokratik işler de yavaş ilerliyor. Biz de sabırla vazgeçmeden bu problemi sürekli dile getiriyoruz. Onun dışında bazı bireysel sorular vardı. Onları gümrükler konusunda gümrük vergisi ile ilgili bir soru vardı. Buna genel olarak değindim. Burada bir gümrük tarife cetveli var. İkili getip koduna göre gümrük tarife cetveli oluşturulmuş. Ama gümrüğe geldiğinizde işler çok farklı. Bir kere Irak'ın her gümrüğü de aynı şey geçerli değil. Yani Irak'ın ülke genelinde kaç gümrüğü varsa hepsinde iş farklı olabiliyor. İran sınırındaki gümrüklerde orada Haçlı Şabi gibi silahlı güçlerin kontrolü olabiliyor. Onlar ne derse oluyor. Kuzeydeki gümrüklerde kuzeydeki yönetimin uygulamaları var. Basra'ya gemiyle gönderiyorsanız Basra'da ayrı bir dünya var. Her gümrük farklı. Burada benim tavsiyem bazı çalışan tecrübeli gümrük müşavirlikleri var. Onlardan hizmet almanız. Özel sıkıntılarınızı gene büyükelçiliğimiz aracılığıyla iletmeniz. Fatura üzerinden bir şey yapılmıyor. Fatura değil, daha çok referans kıymet üzerinden vergilendirme konuluyor. Yani gümrük tarifesi olsa bile referans kıymetle oynayarak gümrük vergileri değiştirilebiliyor. İklimlendirme sektöründe ihracat yapabilir miyiz diye sormuşlar. Tabii ki yapabilirsiniz. Irak dünyanın en sıcak ülkelerinden bir tanesi. Her odada klima var neredeyse. Özellikle soğutma alanında iklimlendirme konusunda buraya ihracat yapabilirsiniz. Ne yazık ki pazar daha çok uzak doğuların elinde. Artı İranlıların da kendi ürettikleri bir değişik klima tipleri var. Onunla pazar payları var burada. Bu çok potansiyel olmasına rağmen çok verim alamadığım sektörlerden bir tanesi. Burada şey yapılabilir, ihracat yapılabilir. Gıda takviyesiyle ilgili bir soru olmuş. Bununla ilgili gıda takviyesi veya bize mail ile veya müşavir danışın üzerinden tam olarak hangi ürünü ihraç etmek istediğinizi belirtirseniz, şimdi gıda takviyesi duruma göre ilaç sayılıyorsa Sağlık Bakanlığı izni de gerekiyor olabilir. Gıda sayılıyorsa Tarım Bakanlığı'nın izni de gerekiyor olabilir. Bunu ürün bazında bakmamız lazım. Tohum ihracatı yine Tarım Bakanlığı'na bağlı tohum şirketi var. Bu tohum şirketi ihraç edecek tohumları önce kendi ekerek
şey yapıyor, denemelerini yapıyor. Belli bir süre sonra bu tohumlara onay verilebiliyor. Onay verilmiş tohumları, tohum ihracatı yapabilirsiniz. Sunumlarda belirtildi. Özellikle kamu kurumlarının alımlarında Avrupa menşei, Japon menşei, Amerikan menşei olması gibi kurallar var. Bu da uzun zamandır gündemimizdeki olan konulardan. Bunu gündeme getiriyoruz. Ne yazık ki Irak'ta hala 1980'lerin mantalitesi devam ediyor. O zamanlarda konulan bazı kanunlar hala değişemiyor. Biz bu da en yüksek seviyeden dile getirdiğimiz sorunlardan. Ticaret anlaşması ile ilgili bizim bir teklifimiz var. Yüksel Bey bahsetti. Ama ticarette bir asimetrik yapı var biliyorsunuz. Biz neredeyse her şeyi satabiliyoruz ama aldığımız sadece işte petrol alıyoruz, biraz altın alıyoruz. Biraz hurda kağıt, hurda bakır vesaire gibi yani çok az sayıda ürün alıyoruz. Bu tabii müzakereleri zorlaştırıyor. Onlar her şeyde yani biz de şey olmak istemiyoruz. Yani her şeyi ithal eden bir ülke olmak istemiyoruz. Yerli sanayimizi geliştirmek istiyoruz diye. Son zamanlarda serbest ticaretten ziyade burada korumacılık daha fazla artıyor şu anda Irak'ta. Gözetim firmalarıyla ilgili sıkı şikayetler oluyor. Yine burada da şikayetler dile getirilmiş. Bu konuda Türk Standartları Enstitüsü'nün bir başvurusu var. Irak Planlama Bakanlığı'na yaptığı. Onları takip etmeye çalışıyoruz. İnşallah Türk Standartları Enstitüsü'nün bu gözetim konusunda yetkilendirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş bu konuda da sabırla ilerliyoruz. Bu konuda ilerlemeler var. Başka gözünüze çarpan soru, benim atladığım soru var mı acaba? Pek çok soru geldi. Marka bilirim. Marka olarak etkili mi? Türk malları piyasada nasıl marka olarak ön plana çıkartıyor? Marka konusunda dediğim gibi Sanayi Bakanlığı başvurular kolay marka teşkili yaptırılabiliyor. Marka teşkili yaptırılması önemli çünkü sahtecilik yaygın burada. Yani iyi bir Türk markalarına sık sık taklit edildiğine veya işte yurt dışında aynı o markayla üretilip getirildiğine şahit oluyoruz. Bu durumlarda yasal bir hak aranabilmesi için mutlaka marka teşkilinin olması gerekiyor. Bu konularda direkt müşavirimize başvuru yapabilirsiniz. Biz güvenlik güçlerini yapıyoruz. Oralara yazı yazıyoruz. Yani bu sahtecilik olduğunda hani bunu sınırda durdurma gibi bir şansımız yok. Yani bunu Irak devleti de bildiğim kadarıyla yapmıyor. Ama en azından böyle bir suç işlendiyse bu kişilerin cezalandırılması için yardımcı olmaya çalışırız. Marka bilinirliği sormuşlar herhalde. Türk ürünü imajı yüksek gerçekten. Türk ürünleriyle rekabet eden ürünler işte Çin, İran, diğer Körfez ülkelerine ait ürünler. Bizim rekabet ettiğimiz kategorileri söylemiştik genelde daha düşük teknoloji ürünler. Bu konularda kalitemiz yüksek. Türk ürünlerine ilgi fazla. Ama tabii bunu bozmamak lazım. Bazı zaman kötü örneklerle de karşılaşabiliniyor. Bir kötü örnek bazen birçok iyi örneği şey yapabiliyor. Zarar verebiliyor. Evet. Benim görebildiğim sorular bunlar. Başka var mı acaba? Var. Ben soracağım. Bir şey. Tabii biraz zamanımıza geçtik. Kısaca cevaplamaya çalışayım. Türk menşeli inşaat demirimizin Musul bölgesine serbestçe girme yasağı hala devam ettiğini belirtmiştim. Bu sorunu acaba nasıl aşabiliriz? Bunu söyleyebilir misiniz? Bunu 77 inşaat firmasıyla yaşamıştır daha önce. Bayağı bir zorluk çekmiştik.
77 inşaat firması da Musul'un arıtma, su arıtma tesisini yapıyorlardı o zaman. Bayağı bir evet. zorluk çekmiştik orada. Bunları nasıl aşabiliriz? Hala da o zorluğu yaşıyoruz efendim. Ne sebep gösteriyorlar acaba inşaat teminin girememesiyle alakalı? Bazı kalınlıktaki ürünlerde şeyler var. Koruma önlemleri falan var. Merşeli oldu mu geri çeviriyorlar. Nasıl çelik anlayamadım. Checkpoint diye bir kontrol noktaları vardır. Genellikle evet. Hacı Şabi'nin olduğu noktalar onlar engel oluyorlar. Yani bir ekonomik nedenle mi bir mevzuata bağlı efendim. Olarak mı sonra keyfi olarak mı? Keyfi olarak efendim. Tamam ya o ile bir durum varsa siyasi buradan girişim yapmak lazım. Eğer bize tekrar bir durumu şey yapabilirseniz. Bize notları gönderebilirseniz o konuyla alakalı nelerle karşılaştığınızı siyasi olarak girişim yapılabilir. Sayın Bey'le çok konuştu bunları. Hala o açılmadı. Normal Musul'daki normal bir vatandaş kendine ev yapacak. Onlar gelip alamıyorlar. Bizim Zaho'daki tedarikçi firmamız onlara mal veremiyor. Kontrol noktalarına geçirmedikleri için. Tamam. Başkonsolosluğumuzun zaten bu konuda bilgisi vardır. Eray Bey de burada. Tekrar şey girişim yapılacaktır. Musul'da faaliyete başladık. Öyle bir şey olursa bize haber verirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Genelde yani tırlarda sadece demir ya da olduktan sonra itiraz müessesesi var burada. Türkiye'deki olduğu gibi. Firmalar o itiraz müessesesini kullanabilirler burada. Biz de buradan yardımcı oluruz artık. Ama checkpointlerde bir görünmez engel çıkartıyorlar ki Musul'a yeteri kadar gelişmesin. Erbil Kuzey Irak'ta kalsın diye bir görünmez engel olarak yapıyorlar bunu. Tamam Erhan Bey. Son olarak ben de bir soru sormak istiyorum. Yani bu bize zaten genel bir sorundur. Bir türlü çözülemiyorlar. Şu anda biz elemanımızı Bağdat'a Kerkük'te mağaza açacağız ama kaçaktan gönderiyoruz. En azından Kerkük'ün ile ilgili bir şey yapılabilir mi? Yani geçici bir çözüm bulunabilir mi bu resim bitimine kadar? Yani gayri resmi bir yolu tavsiye etmiyoruz İhsan Bey. Vizenizi alıp gelirseniz daha iyi olur. Kerkük valisiyle aramız iyi. Kerkük valisi bazen mesela giren tırlara da oradan şey yapıldığında istenildiğinde hani girip çıkmaları için vize sıkıntısı yapmadan izin verebiliyor. Belki valilik üzerinden bir şey yapabiliriz. Girişim yapabiliriz. Bize şey yazılı olarak demin bir arkadaşımız dedi yani aslında vize vermemek için şu anda çaba harcanıyor. Ben kendim Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Kapıda karşılandı. Yemeğe kadar davet ettiler. Bana bir aylık vize verdi. Bir aylık bize. Yani vermiyorum. Bu işte devletin politikasıdır. Onun için geçici. Yani ben Kerbela'ya tamam oradaki bir vatandaşı gönderiyorum ama bazen de Türkiye'deki insanlar herkese vize alamıyoruz ki. Onu dediğiniz gibi bir vali beyle bir hani geçici bir çözüm olsa sevinirdim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani üst tamamen çözülmesi için girişimlerimiz sürüyor. Onu da söylemiştim. Şimdilik bazı durumlarda geçici çözümlerle ilerlemek zorundayız. Sunumu isteyenler olmuş. Başkanım sanırım sunumlar yüklenecek. Kayıt yapılıyor zaten. Orada görebilirsiniz sunumu. Evet. Sunumu kaydediyoruz. Sanırım sizin PowerPoint sunumunuzu da kastediyorlar. Onu da bize ilettiğinizde web sayfasında da ayrıca sunumunuzda da yer verebiliriz. Tamam. Dediğiniz gibi bunun kayıtları da aynı zamanda web sayfamızda yer alacak bu kısa bir süre sonra. Tamam. Erbil Zekat işçilerimiz de katıldı. Ben sunumları dinleyemediniz ama çok kısa birkaç kelime sizin de değerlendirmenizi alabilirsek öyle bitirelim. Merhabalar herkese kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Gördüğüm kadarıyla bayağı katılımcı sayımız çok güzel. Çok sevindim açıkçası. Öncelikle özür diliyoruz. Ticaret Bakanı buranın Kuzey Bölgesi'nin Bölgesel Ticaret Bakanı ve heyeti Başkonsolosluğumuzda bir ziyarette bulundular.
Çok geç haber verdiler başkonsolosluğumuzda bize sormadan hani programı randevu vermiş. Dolayısıyla katılmak durumundaydık. Neticede iş dünyamızın menfaatleri gereği yetkilileri bulmuşken kaçırmamak isabet olur. Güzel de oldu. İşbirliğin artılması yönünde genel bir eğilim, pozitif bir yaklaşım var idi. Bunu öncelikle kısaca bahsedeyim. Onun dışında valla bütün yükü Ferdi Bey'in üzerine bıraktık gibi görünüyor. Teşekkür ediyoruz başkanımıza Ferdi Bey'e. Musul Ticaret Ateşimiz Eren Bey'e. Kusura bakmayın lütfen. Erbil ve Habur İbrahim Haygümrü ile ilgili sıkıntı varsa ben yardımcı olmaya çalışayım. Onun dışında çok daha zaman almayayım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Ben de tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de özürlerimi ileteyim. Gerekçesini de Ersay Bey çok iyi açıkladı. Tabii ki bütün soruları olan mevcut sorularınızı cevaplayabiliriz. Bu vesileyle katılım sağlayan, konuşma yapan iş adamlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sesiniz kapalı Ferdi Bey. TOB'dan Burak Erdoğan Bey, yakın zamanda uygulamaya gelecek tır sistemi hakkında kısa bilgi vermek istiyorum demiş. Ben onu bir kelimeyle ondan alabilirsek iyi olabilir. Herkese merhabalar. Sayın müşavirlerim, değerli katılımcılar, öncelikle saygılar sunuyorum. İsmim Ersin Yaşar Çakmak, Burak Bey'in hattı üzerinden bağlandık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 1975 Tır Sözleşmesi, Uluslararası Birleşmiş Milletler Sözleşmesidir. Tır kareleri himayesinde eşya taşımacılığına yönelik bir gümrük sözleşmesidir. Biliyorsunuz 75 Tır Sözleşmesi. Biz bu sözleşme kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak taşımacılarımıza ve yabancı taşımacılara garantörlük ve kefalet görevi yürütüyoruz. Yaptığımız iş kısaca şu: Tır Sözleşmesi kapsamında ülkeler arasında taşınacak eşyaların gümrük vergi ve resimlerinin garanti edilmesine yönelik bir sistem yürütüyoruz Birleşmiş Milletler'in altında. Yakın zamanda Irak da Tır Sözleşmesi'ne taraf oldu ama henüz bir kefil kuruluşu bulunmaması nedeniyle sözleşmeyi ülkelerinde uygulayamıyorlar. Ama son dönemde bu işlemler biraz daha hızlandı diye görüyoruz. Çünkü Irak tarafından tır sisteminin işleyişiyle ilgili, özellikle Irak tarafında Ulaştırma Bakanlığı biliyorsunuz bu konuda yetkili, tır sisteminin işleyişiyle ilgili olarak bizlerden bir eğitim talepleri oldu. Biz de memnuniyetle böyle bir eğitimi verebileceğimizi kendilerine ilettik. Aralık ayında böyle bir eğitim gerçekleştireceğiz Irak tarafına özellikle. Burada saha ziyaretlerinde bulunduracağız kendilerini, ağırlayacağız. İşlemlerimizi göstereceğiz kendilerine. Ben hazır sizleri hep beraber bir arada bulmuşken, sizlerden ricam da Irak tarafına biz bu eğitimleri verirken siz de o tarafta Ulaştırma Bakanlığı nezdinde, çünkü onda iş, onlar da Ulaştırma Bakanlığı'nda, Ulaştırma Bakanlığı nezdinde kefil kuruluşlarını belirleyip bir an önce Irak'ta tır sözleşmesinin uygulanması konusunda harekete geçerse bizim için çok iyi olacak. Hem bizim ülkemizin ihracatçıları ve taşımacılar açısından çok önemli olacak, hem de Irak tarafındaki İhracatçılar ve taşımacılar arasının için çok önemli olacak. Çünkü Irak bizim ülkemizin körfez ülkelerine ulaşımında da önemli ve en kısa yollardan bir tanesi. Bu konuda biz de her türlü desteği de sizlere vermek üzere buradayız, çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben hepinize, bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ersin Bey, ben bir şey ekleyebilir miyim Ferdi Bey? Tabii. Ersin Bey, teşekkürler bilgilendirme için. Özellikle bu tır İRO sözleşmesinin bir an önce yürürlüğe girmesi için ben özellikle gelen her şeyde, aşamada gündeme getiriyorum. Öneminin farkındayız. Ancak pozitif şeyler söylediniz. Güzel bir aşamaya gelinmiş. Ancak biliyorsunuz de facto bir durum var, yani merkezi hükümet, kuzey vesaire. Bu kuzeydeki yetkililerle bir irtibatınız oldu mu, bu eğitime bunlar da katılacak mı? Çünkü şöyle, İbrahim Halil'in gümrüğünün ve Kerkük'e kadar olan bölümün, ki bizim taşımacılarımız buraya kadar gelebiliyor, bundan öteye geçemiyor. Bu bölgesel hükümetin yetki ve kontrolü alanı, kontrolünde, yetki alanı ve kontrolünde.
hani bu eğitimlere, bu bölgesel yönetimden, buranın bakanlığından birileri çağrıldı mı, katılıyor mu veya Bağdat koordine ediyor mu burayı? Yani Bağdat derken Merkezi Hükümet Ulaştırma Bakanlığı. Bu konuda da bir bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim. Şöyle, bu teklif bize, eğitim teklifi Bağdat tarafından geldi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. İRO'ya iletmişler, Birleşmiş Milletler, bu uluslararası kuruluşumuza iletmişler bu teklifi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir temsilci gelecek, Ticaretin Kolaylaştırması Kurulu'ndan bir temsilci geleceğini biliyoruz. Bir de kefil olarak görev almak üzere belirlenebilecek kefil kuruluştan iki tane temsilci geleceğini biliyoruz ama bunların işte birinin kuzeyden mi geleceği yoksa güneyden mi geleceği konusunda herhangi bir net bir bilgimiz yok bununla ilgili. Biz öğrenmeye çalışalım, isterseniz size de daha sonra bu konuda bilgi verelim, olur mu? Çok iyi olur. Bize de bilgi verebilirseniz bir mail vesaire çok iyi olur. Sağ olun, sağ olun. Tamam, ben sizleri e-posta ile bilgilendireceğim bu konuda. Peki, sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Burada isterseniz burada keselim sunumumuzu. Yani devam edersek Irak'ta tartışacak konu bitmez. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sözü kapanış için başkanıma bırakıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Ticaret Müşavirim, Sayın Ticaret Ateşelerim. Tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir sunum oldu. Öncesinde de bir araya gelmiştik. Değerli zamanlarını ayırdılar. Tekrar teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar da sorularıyla programa bir renk kattılar. Ben gelecek haftada 16 Kasım'da İsveç toplantımızın, 18 Kasım'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sohbet toplantımızın yapılacağını bu vesileyle bildirmiş olayım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir toplantı olmuştur. Görüşmek üzere diyorum. Programı bu noktada sonlandırıyorum. Saygılar sunarak.